zeytin ağacı, dökülmüş yaprağı canım kalmış ağacı. Eğer senin gönlün bende yok ise, sen bana kardeş de canım, ben sana bacı. Eğer senin gönlün bende yok ise, sen bana kardeş de canım, ben sana bacı. Yoruldum da yol üstüne oturdum, güzeller başıma canım toplansın diye. Gittim padişahtan ferman getirdim, herkes sevdi yine canım kavuşsun diye. Gülpınar'da zeytinliklerimiz talan edilmesin diye buradayım. Pınar Kale diye Pınar bir Kale. Şirket Gülpınar'daki bir zeytinliklerin arasındaki bir bölgeyi alarak jeotermal enerji için sondaj çalışması yapmakta. Ve bu tam zeytinliklerimizin ortasına denk geliyor. Köyümüzde de 1,5-2 kilometre uzaklıkta, yüksek bir tepede. Zeytinlik yasasına göre zeytinliklerin 3 kilometre çevresine hiçbir şekilde bu tür tesis yapılamaz. Ama bunlar bu yeri alırken maliyenin yeri olduğunu ve buranın tapuda yar diye geçtiğini iddia ediyorlar. Doğrudur. Belki yar diye geçiyordur ama o bölge zeytin ağaçları ve çam ormanlarıyla doluydu. Bütün zeytin ağaçlarını, çam ormanlarını keserek tapuda adı yar diye geçen bölgeyi işgal ettiler. Ama onların hemen bitişiği zeytinlik. Ve şu anda içinde oturduğumuz alan o zeytinliğin içi, onların bitişiği. Hemen bitişiğimizde zeytinlik her türlü işgal altında şu anda burada. Bu büyük bir çevre kirliliğidir. Bu köyün tek geçim kaynağı var zeytin. Biz zeytinlerimizi korumak zorundayız. İnanıyoruz ki bu enerji buraya kurulursa, bu sondaj buraya yapılırsa zeytinliklerimiz kuruyacak. Arkasından da 5-10 sene içerisinde köyde kanser vakaları artacak. Köye çok yakın ve rüzgarlı bir bölge. Bütün buradan çıkan dumanın zehri köye götürecek. Sondaj çalışmalarında bizim öğrendiğimiz, bazı mühendislere konuşuyoruz, soruyoruz, araştırıyoruz. Evet, gerçekten zehir olduğunu biliyoruz. Hatta balçık şeklinde havuzlar yapıldı. Membranla kaplandı. Oraya balçık şeklinde buranın zehirli maddeleri atılıyor. O borular temizleniyor. Zaten 2000 metre aşağıdan bütün zehirli mineraller çıkartılıyor. Ondan sonra o balçıklarda hortumlarla çekilerek Gülpınar çöplüğüne, Tuzla çöplüğüne, Kızılkeçili çöplüğüne, çaya oralara atılıyor. Çayda bizim balıklar vardı. Şu anda balıklar kurudu. Artık o güzel çay kefalarını yiyemiyoruz. İçme sularımıza, yeraltı sularımıza karışıyor. Bütün tarlalarımız, işte ektiğimiz bağlar, bahçeler her şey kuruyor. Domatesler kurumaya başladı. Domateslerden verim alamamaya başladık. Zaten çok dibimizde Tuzla'da var bu termaller. O Tuzla bölgesi zaten kurudu. Artık verim alamıyor tarlalarından. Biz de başladık alamamaya. Çok yakın çünkü. Bir de kendi bölgemize kurulursa tamamen gidecek yani. Zeytinler de gidecek. İşte yeraltı sularından diğer ürünlerimiz de gidecek. Çanakkale'deki idare mahkemesine başvurduk durdurulması için. Henüz mahkeme sonuçlanmadı. Halk olarak kendimizce çalışmaması için buranın makinaların sürekli nöbet halindeyiz. Nöbet tutuyoruz. İdare mahkeme sonucunu bekliyoruz. Umarım halkın lehine sonuçlanır. Umarım duyarlı davranırlar. Umarım bu zeytinliklerin çığlık çığlık bağırdığını görürler. Yani biz halk olarak mücadelemize devam edeceğiz.
Yasal olmayan bir davranış gösteriyorlar şu anda. Biz ona karşı yalnızca burada oturarak bunları yapmamaları için direniyoruz. Yaptığımız hareketin yasal olduğuna inanıyoruz halk olarak. Biz çünkü zeytinlerimizi korumaya çalışıyoruz. Sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Köyümüzü, çocuklarımızı, torunlarımızı korumaya çalışıyoruz. Ve geleceğimizi korumaya çalışıyoruz. Çünkü zeytin dündür, bugündür, yarındır. Bunu unutmasınlar. Zeytin ağacı ölümsüzdür. Onu öldürmesinler. Zeytin ağaçlarımızın öldürülmemesi için buradayız. Geleceğimizdir çünkü onlar bizim. Burcu burcu mis gibi yağdı.